Hoş geldiniz. Bu videoda bir GPT'yi nasıl dış dünyaya bağlarız onu anlatacağım. Uzun zamandır bu videoyu yapmak istiyordum. Açıkçası OpenAI'nin yaşamış olduğu kriz sonrası chat GPT bozuldu ve kötü çalışmaya başladı. Bundan dolayı bu video biraz gecikti. Bazı aksaklıklar yaşandı. Bundan ötürü videoyu çekmek istemedim ve bugüne bıraktım. Bu video öncesinde ise kendi yapay zekamızı nasıl oluşturacağımızı detaylıca anlattım. Yani bir GPT nasıl oluşturulur adım adım gösterdim mutlaka o videoyu izleyin. İki farklı örnek ile bir GPT nasıl dış dünyaya bağlarız bunları size anlatacağım. Siz ise bu tekniklerden yola çıkarak GPT'nizi nasıl dış dünyaya bağlayacağınızı öğreneceksiniz. Tabii ki bu konu biraz ileri seviye ve sizlere elimden geldiğince basit anlatmaya çalışacağım. Umarım faydası olur. Sizler bir GPT eğitmek istiyorsanız mutlaka ChatGPT Plus üyesi olmanız gerekiyor. Yani aylık 20 dolar bir ücreti var. Bu arada GPT mağazası yayınlandı ve onunla alakalı video var. Onu da mutlaka izleyin. Gerçekten beğendim GPT mağazasını. Kullanışlı ve güzel olmuş. Actions bölümünü anlatmadan önce bazı ayarlamalar yapmamız gerekiyor. Hemen hızlıca ayarlar bölümüne gidelim. Ayarlar bölümüne geldiğimizde alt tarafta inşaatçı profili bölümü var. Burada ise isim bölümünü mutlaka aktif etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde oluşturduğunuz GPT insanlar ile paylaşamazsınız ya da mağazaya ekleyemezsiniz. Ayrıca GPT'nizin mağazada yayınlanması için bir gizlilik politikası eklemeniz gerekli. Bunu ilerleyen kısımlarda anlatacağım. İsim haricinde eğer bir internet siteniz var ise buraya bağlayabiliyorsunuz. Verify new domain diyoruz buraya. Domain adresinizi yazmanız gerekli. Size bir DNS bilgisi veriyor ve sitenizin alan adı ayarlarının bulunduğu yere bu DNS yönlendirmesini eklemeniz gerekli. Sitenize eklerken başına www koymayın buradaki örnek gibi eklemeniz gerekiyor. Benim siteyi omercoskuntek.com şeklinde yazdım ve internet sistemi onayladım. Ayrıca alt tarafta mail adresinizi de ekleyebiliyorsunuz. Diyelim ki bir GPT oluşturdunuz ve bazı hatalar var ya da güncelleştirme gerekiyor. İnsanlar bu mail adresi aracılığıyla size ulaşabilecekler ve isteklerini iletebilecekler. Şimdi Actions bölümünü ayarlamaya geçelim. İlk önce GPT'mizi oluşturmamız gerekli hangi amaca hizmet etmesini istiyorsanız detaylıca istemlerinizi ayarlayın. Belge eklemeniz gerekiyorsa belgelerinizi ekleyin. Dediğim gibi detaylı GPT oluşturma rehberi kanalda mevcut. Eğer o videoyu izlemediyseniz mutlaka o videoyu izleyin. Daha sonra bu videoya devam edebilirsiniz. Çünkü GPT'mizi detaylıca tasarlamazsak Action bölümünün hiçbir anlamı kalmıyor. Yani verimli çalışmayacaktır. Devam edelim. Alt tarafta Actions bölümü var. Oraya gelip create new actions diyoruz. Buradaki ekran biraz korkutucu olabilir. Ancak kafanızı karıştırmasın. Şimdi burada yer alan bölümler ne işe yarıyor bunlardan bahsedelim. İlk olarak biraz telaffuzu zor. Authentication kısmına gelelim. Bu bölüme kimlik doğrulama bölümü diyebiliriz. GPT'yi dış dünyaya bağladığımız uygulama eğer özel bir kimlik doğrulama istiyorsa bu bölümü kullanmamız gerekir. Burada 3 seçeneğimiz var. None, API Key ve Out bölümleri. Bu kısma gelmeden önce API'den bahsetmek istiyorum. Farklı yazılımların veya uygulamaların birbirleriyle etkileşime geçebilmeleri için kullanılan bir dizi tanım ve protokole API denir. Daha da basit anlatayım. İki farklı yazılımı birbirlerinin dilinden anlamayan iki insan gibi düşünün. İşte bu iki insanın iletişim kurmasını sağlayan çeviri aracına API diyoruz. Özetle yazılımlar arası iletişim kuran bir aracı. Şimdi devam edelim. None Hiçbir kimlik doğrulama yok, yani mevcut uygulamanın API'ını direkt olarak kullanabilirsiniz anlamına geliyor. Geldik bir diğer seçeneğimiz olan API key ya da API anahtarlarına. Bu bölümü ise bir şifre gibi düşünebiliriz. İnternette bir hizmetten, örneğin hava durumu bilgilerini veren bir web sitesinden veri istediğinizde bu hizmetin sizin kim olduğunuzu ve gerçekten bu bilgilere erişmek isteyip istemediğinizi bilmeye ihtiyacı var. İşte bu noktada API anahtarı devreye girer. Bir API anahtarı sizi tanımlayan özel bir koddur. Bir hizmete üye olduğunuzda size verilir ve her seferinde veri istediğinizde bu kodu kullanarak benim bu bilgiye erişim hakkım var diyebilirsiniz. Hizmet sağlayıcı ise bu anahtarı görünce evet bu kişiye bu bilgiyi verebilirim diyerek sizin istediğinizi kabul eder. Kısacası API anahtarı internet üzerindeki hizmetlere sizin güvenli bir şekilde erişmenizi sağlayan özel bir kimlik kartı gibidir. Geldik son kimlik doğrulama bölümü olan out bölümüne. Out internet üzerindeki farklı hizmetlerin birbirlerine güvenli bir şekilde merhaba demelerini sağlayan bir sistemdir. Diyelim ki bir fotoğraf düzenleme uygulamanız var ve bu uygulama ile Instagram'daki fotoğraflarınızı düzenlemek istiyorsunuz. Uygulamanın Instagram'daki fotoğraflarınıza erişmesi gerekiyor ama siz uygulamaya Instagram şifresini vermek istemiyorsunuz. İşte burada Out devreye giriyor. Siz uygulamaya evet Instagram'daki fotoğraflarına bakabilirsin ama sadece düzenlemek için diyorsunuz. Out sizin izninizle bir anahtar oluşturuyor ve bu anahtarı uygulamaya veriyor. Uygulama ise bu anahtarla Instagram'a gider ve kullanıcı bana izin verdi işte anahtarın der. Instagram'da bu anahtarı görünce tamam bu anahtarı tanıyorum seni yetkilendirdim diyerek sadece fotoğraflarınıza erişim izni verir. Bu işlemde sizin şifreniz hiçbir zaman uygulamayla paylaşılmaz ve uygulamanın erişebileceği bilgiler sadece sizin belirlediğiniz kadarıyla sınırlıdır. Out bu şekilde farklı hizmetler arasında güvenli bir yetkilendirme köprüsü oluşturur. Kimlik doğrulama bölümünün mantığı genel olarak bu şekilde. Şimdi GPT'mizin dış dünya ile iletişim kuracağı şema bölümüne geldik. Bu kısma dış dünyadaki uygulamamıza ait API ile iletişim kurabilmek için çeşitli kodlar yazmamız gerekiyor. Bu kodları ise Open API şeması diyoruz. OpenAI bizlere bir Open API şemasının nasıl olması gerektiği ile ilgili çeşitli örnekler hazırlamış. Örnekler ise bu şekilde. Şimdi devam edelim. Şema olayını daha basitçe anlatmaya çalışacağım. Open API şeması bir oyunun kurallarını açıklayan bir kitapçık gibidir. Bu kitapçıkta oyunun nasıl oynanacağı, hangi adımları takip etmeniz gerektiği ve oyunu bitirdiğinizde ne olacağı yazılı. İnternetteki bir hizmetle oyun oynamak istediğinizde bu kitapçığa bakarsınız ve ne yapmanız gerektiğini öğrenirsiniz. Böylece herkes oyunun nasıl oynandığını bilir ve her şey düzenli bir şekilde ilerler. İşte temel olarak bir Open API şeması bu şekilde işler. Buraya Open API şemasına uygun kodları yazmamız gerekiyor. Ancak çoğu zaman bu kodları kendiniz yazmayacaksınız. Burada ise import from URL bölümü imdadımıza yetişiyor. Bağlayacağımız uygulama izin veriyorsa tek bir bağlantı ile uygulamanın Open API şemasını direkt olarak buraya aktarabiliyoruz. Bu kısmı uygulama sırasında anlatacağım. Bu sebeple şimdilik geçiyorum. Alt tarafa geldiğimizde ise Action GPT'den yardım aldığı bir seçenek eklenmiş. Burası gerçekten ilginç. Actions kısmı kafa karıştırıcı bir bölüm olduğu için OpenAI bizlere yardım etmesi için Actions GPT adı altında bir GPT eğitmiş ve kullanımımıza sunmuş. Bu GPT'ye Actions bölümüyle ilgili çeşitli sorular sorabilirsiniz ve gerçekten başarılı çalışıyor. En alt bölümde ise gizlilik politikası var. Eğer dış dünyaya bağlı bir GPT oluşturduysanız Mutlaka bu bölümü doldurmanız gerekli. Bir internet siteniz var ise ya da içerisinde gizlilik politikası olan bildiğiniz bir internet sitesi var ise buraya ekleyebilirsiniz. Aksi takdirde Store'da yayınlayamazsınız. Bu durumda GPT'nizi sadece kendiniz için kaydedebilirsiniz. Bu arada şu ayrıntıyı da belirtmek istiyorum. Actions bağladığınız GPT'ler için gizlilik politikası istiyor OpenAI. Eğer GPT'nize Actions bağlanmadıysa gizlilik politikası eklemenize gerek yok. Şimdi uygulamalara geçelim. İki farklı uygulama göstereceğim. Bu uygulamalar size fikir vermek ve yol göstermek adına olacak. İlk uygulamamız bir dizi rehberi. Bu GPT'yi diziler hakkında bize bilgi sağlaması için oluşturdum. Dünya genelinde bugüne kadar yapılmış tüm televizyon dizileri hakkında derin bir bilgi birikimine sahip olacak. Kullanıcıların her türlü diziyle ilgili sorularına samimi bir dil ile detaylı yanıtlar verecek diye devam ediyor. Ayrıca bazı ek kurallar ekledim. Hangi dilde soru sorulursa o dilde cevap verin. Çünkü bazen İngilizce cevap veriyor. Bunu o yüzden yazdım. İlk sorguda actions kullanın. Sonrasında ise kendi bilgilerinizi kullanabilirsiniz diye de detaylandırdım. Şimdi Actions bölümüne gidelim. Burada Episode 8 isimli bir dizi sitesi var. Kendi bünyesinde bulunan dizilerin bilgilerine ulaşmamız için açık kaynak olan API kodlarını yayınlamış. En popüler diziler, ara bölümü ve ayrıntıları göster diye 3 farklı uygulaması var. Ancak bu kodları direkt olarak kopyalayıp yapıştıramayız. Çünkü bizim kullanacağımız Open API aşamasına uygun değil. Biraz yardıma ihtiyacımız var ve Actions GPT'den bu yardımı alacağız kendisine. Bu sitede diziler ile ilgili oluşturabileceğim GPT'nin API'i var. Bana Open API şeması gerekli diye istemi girdim ve bana Open API şemasını hızlıca getirdi. Burada bir parantez açmak istiyorum. Bu API'yi buraya eklerken kolayca şemayı oluşturdu ve hata yapmadan bu işlemi tamamladı. Bazı durumlarda hatalar çıkabiliyor. Siz meydana gelen hata kodunu veya mesajını kendisine iletin ve bu hatayı düzeltip tekrar Open API şemasını oluşturmasını isteyin. Bu şekilde birkaç deneme sonrasında istediğiniz formata getiriyor. Ancak bazı durumlarda çok fazla sohbet etmek gerekiyor. En doğru şemayı bulana kadar kendisiyle sabırla konuşmanız gerekli. Şimdi devam edelim. Actions GPT'nin oluşturduğu bu şemayı kopyalayıp buraya yapıştırdım. İşlem tamam. Şimdi test edelim. Aşağıdaki bölüme geldiğimizde ise test kısmı var. Testler de başarılı bir şekilde tamamlandı. Artık sorunsuz bir şekilde bu GPT'yi kullanabiliriz. Testler sonrası hatalar çıkarsa yine aynı şekilde Action GPT'ye hatayı iletin ve sohbete devam edin. Bu şekilde problemi düzeltecektir. Bu örnekte tek seferde düzgün bir Open API şeması ortaya çıkardı ve rahatlıkla bu siteyi bağladım. Şimdi uygulamasını yapalım. diğer uygulamamıza geçmeden önce ek bir bilgi vermek istiyorum. Bazı durumlarda açık kaynak olarak bağladığımız API'lar yoğunluktan dolayı çalışmayabiliyor. Çok fazla istek hatası alabilirsiniz ya da açık kaynak olarak aldığımız API'ların servisleri kullanımdan kalkmış olabilir ya da güncelleme gerekebilir. Bunun için API'yi üreten kişi ya da kurumla iletişime geçmeniz gerekli. Özetle bunun gibi benzer sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Şimdi devam edelim. İkinci uygulamamız ise Zapier. Zapier aracı yaklaşık 6000 farklı uygulamayı birbirine bağlayan harika bir otomasyon aracı. Kendisinin birçok işlevi var. Gmail, Google Drive, Google Dokümanlar, Notability, Outlook gibi birçok uygulamayı bağlayabilirsiniz. Şimdi bu süreci sizlere adım adım anlatacağım. İlk adımdan başlayalım. İlk önce bir Zapier hesabı oluşturmanız gerekiyor. Burada dikkat etmeniz gereken nokta ChatGPT üyeliği kullandığınız mail adresiyle Zapier'e üye olduğunuz mail adresi aynı olmalı açıkçası diğer türlü denemedim. Eğer iki farklı mail üzerinden bu işlem oluyorsa mutlaka yorumlarda belirtin. Zapier içerisinde binlerce uygulama var ve ben bu GPT'yi bir e-posta uzmanı olarak tasarlamak istiyorum. Buna göre diğer adımları tamamlayacağız. Geldik ikinci adıma. İkinci adımda ise temel GPT eğitimini tamamlamamız gerekiyor. Gerekli istemleri girin, ekleyecek dokümanlarınız var ise ekleyin ve eğitim tamamlandı. Şimdi üçüncü adımla devam edelim. Artık Zapier'i bağlama zamanımız geldi. Zapier bu işlemi nasıl yapacağınızı adım adım anlatan bir kılavuz yayınladı. Bağlantısını açıklamalar kısmına ekliyorum. Kılavuz ise sol tarafta bulunan menüler içerisinde AI platformunda yer alıyor. Bunu şunun için anlatıyorum. Buradaki menüde birçok seçenek var. Eğer kılavuzun yerini kaybederseniz kılavuz ChatGPT and GPT bölümünde yer alıyor. Şimdi devam edelim. Bu kılavuzun içerisinde bir bağlantı var. Bu bağlantı Zapier'e ChatGPT ile bağlayacak Open API şemasını otomatik olarak çekmemizi sağlar. Bağlantıyı kopyalıyoruz ve sonra import URL kısmına yapıştırıyoruz. Ve Zapier'i e bağlayacak kodların bulunduğu şema direkt olarak karşımıza geliyor. Alt tarafta ise kullanılabilir actions'lar sıralanıyor. Buradan actions kısmının çalışıp çalışmadığını test etmemiz gerekli testi başlatıyoruz. İlk sefer yapıyorsanız sizin karşınıza böyle bir ekran gelebilir. Buradan allow diyerek izin verin ve Zapier'e bağlı mail adresiniz ile ChatGPT eşleşsin. Şimdi dördüncü adımla devam edelim. Eğer test kısmında izin ver seçeneği çıkmazsa açıklamalarda da verdiğim bağlantıya gidiyoruz ve ChatGPT'yi Zapier ile bağlıyoruz. Ancak bir önceki adımda bağlantı sağlandıysa karşınıza benim gibi bir ekran gelecek ve buradan bağlayacağımız uygulamanın ayarlarını yapabileceğiz. Ve beşinci adımdayız. Tekrar Zapier'in kılavuzuna geri dönelim. Burada aşağı kısımlarda rules yani kuralların yer aldığı ayrı bir bölüm var. Bunu kopyalıyoruz. Ardından istemlerimize girdiğimiz talimatlar bölümüne tekrar geliyoruz ve içeriği buraya yapıştırıyoruz. Bu işlemin ardından burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta ise bu metnin en altında bulunan required actions bölümü. Burada Zapier içerisinde kaç tane uygulama bağlarsanız onların bilgilerini buraya yazmamız gerekiyor. Şimdi uygulamalı olarak anlatacağım. İlk önce bu bölümü diğer metinden ayıralım. Sonra ise bu kısımları silelim. Burada gördüğünüz gibi bize kullanacağımız uygulamanın ismi ve bağlantısı gerek. 6. adımdayız. Şimdi tekrar kılavuza geri dönelim. Burada sol tarafta bulunan menüler içerisinde Playground bölümü altında My Actions kısmı var. Hatırlarsanız öncesinde ChatGPT ile Zapier'i bağlamıştık. Bağlantı sağlandıktan sonra hangi uygulamaların bağlı olduğunu buradan görebiliyoruz devam edelim. Manage Actions diyoruz. Karşımıza böyle bir ekran geliyor. Buradan hangi uygulamayı bağlamak istiyorsak onu ayarlamamız gerekli. Biz bir e-posta uzmanı oluşturduk ve e-posta ile ilgili uygulamaları eklemeliyiz. İlk GPT action'ı ekle diye bir başlık bizi karşılıyor. Sağ alt tarafta ise yeni actions ekle diyoruz ve ilk action'ımızı eklemeye hazırız. Arama kısmına Gmail yazıyorum ve birçok Gmail görevi karşımıza geliyor. Buradan send email'i seçiyorum ve işlem tamam. Artık ilk uygulamamızı başarıyla eklemiş olduk. 7. adıma geldik. Bu eklediğimiz mail gönderme eyleminin ayarlarını yapmamız gerekiyor. Hangi hesabı kullanacaksanız burada belirtmeniz gerekiyor. Ben Zapier'e üye olduğum hesabı kullanacağım. Ayrıca diğer ayarlar ise burada mail gönderirken yapacağımız ayarları ChatGPT'ye mi bırakalım yoksa kendimiz mi yapalım diye soruyor. Buradan da ayarlamaları yapalım. Son olarak bütün seçenekleri göster diyoruz ve diğer ayarları buradan bulabilirsiniz. Enable Actions diyerek uygulamamızı aktif ediyoruz. Şimdi diğer bir adımla devam edelim. Tekrar ChatGPT içerisinde ayarlar bölümüne döndük. Ve istemleri yazdığımız talimatlar bölümüne gidelim. Hatırlarsanız kılavuz içerisinde bazı kurallar eklemiştik ve bize eklemiş olduğumuz eylemin ismi ve bağlantısı gerekliydi. Şimdi isim bölümüne eklemiş olduğumuz eylemin ismini kopyalayıp yapıştırıyoruz. Bununla birlikte o eylemin bağlantısını da kopyalayıp ekliyoruz. İşlem tamam. Eğer başka bir uygulama eklemek isterseniz Zapier içerisinden o uygulamanın ayarlarını yapıp aynı ilk uygulamamızda yaptığımız gibi isim ve bağlantıyı buraya kopyalamamız gerekir. Şimdi ise uygulamaya geçebiliriz. Bu videoda sizlere actions bölümünü anlatmaya çalıştım. Biraz karmaşık ve yazılım bilgisi isteyen bir bölüm. Tabii ki bu kısmı kullanmayabilirsiniz. Yani GPT'nizi dış dünyaya bağlamadan da eğitebilirsiniz. Ancak GPT'nizi dış dünyaya bağlamak GPT'nin kullanılabilirliğini artıracak ve mağazada daha da öne çıkaracaktır. Özetlersek 3 farklı biçimde GPT'nizi bağlayabilirsiniz. Actions GPT asistanını kullanarak yapabilirsiniz ya da import URL deyip Open API şemasını direkt olarak çekebilirsiniz. Ancak bu son seçenek ciddi anlamda yazılım bilgisi isteyen karmaşık bir durum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ben Ömer Coşkun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.